Türk Havacılık Uzay Sanayi, Milli Eğitim Uçağı Hürkuş'un yeni boyası ve tasarımıyla uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine giriş için geri sayıma başladı. Metalik mavi gövde ve metalik gri kanat boyamasının dikkat çektiği boyama ile birlikte Hürkuş 2'nin teslimat süreci başlayacak. Bu yıl sonuna kadar 15 uçağın Türk Hava Kuvvetleri'ne verilmesi hedefleniyor. Toplam verilen sipariş adeti ise 55, kalan uçakların 20'si 2026, kalan 20 adeti de 2027'de Hava Kuvvetleri'ne verilecek. Dış görünüş olarak burun ve kuyruk farklarının yer aldığı yeni nesil Hürkuş'ta ağırlık konusunda da olumlu adımlar atıldı. Uçağın toplam ağırlığı yaklaşık 450-500 kilogram azaltıldı. Halen mevcut Hürkuş'un maksimum kalkış ağırlığı olan 3750 kilogram göz önüne alındığında bu ciddi bir hafifleme. Uçak üzerinde kompozit malzeme kullanımı artırılırken bazı bölümlerde de daha hafif metal ve alaşımlara yer verildi. Metal aksamda ayrıca inceltme ile hafiflik sağlandı. Hafiflik hem uçağın performansını artırırken hem de daha az yakıt harcanmasını ve havada kalış süresini de artıracak. Böylelikle uçak daha fazla yükü daha uzun saatler havada taşıyabilecek duruma getirilecek. Yeni Hürkuş'a önden bakıldığında pervane için spinner olarak adlandırılan pervanenin üzerine gelen parçada TUSAŞ mühendisleri daha aerodinamik bir tasarım yaptı. Ayrıca motorun hava alış noktaları ile motor egzoz çıkışlarında da tasarım değişikliklerine gidildi. Yeni Hürkuş'a bakıldığında daha ince burun formu dikkat çekiyor. Eski tasarıma göre burun iniş takımında da değişiklikler görüntülerde fark ediliyor. Bu durum ağırlık başta olmak üzere tasarım değişikliğinde etkili oldu. Kanopi ve kokpit tasarımında da farklar mevcut. Eskiye göre açı biraz daha azaltılmış durumda. Kanat tasarımı ile ilk uçak ile aynı. Hürkuş'a daha sonra eklenen kıvrık kanat ucu tasarımının değiştiğini görüyoruz. Eskiye göre daha küçük bir winglet uçağın kanadına eklenmiş. Winglet kanadın daha verimli kullanılmasını sağlarken aerodinamik olarak düzenleme görevine de sahip. Ayrıca kanat ve gövde birleşim yerlerinde de farklar mevcut. Dıştan bakışta burunla birlikte hemen göze çarpan değişikliklerden biri de kuyruk. Uçağın kuyruk tasarımında azalan ağırlık ile değişikliğe gidildi. Daha etkin bir kuyruk tasarımı gerçekleştirildi. İlk Hürkuş'un gökyüzü ile buluşmasının üzerinden geçen 11 yıl boyunca Türk savunma sanayi birçok konuda imalat gerçekleştirdi. Sistemler yerleştirildi. Bu gelişim yeni Hürkuş'a da yansıdı. Kanopi, soğutma sistemi, hidrolik pompa, telsiz ve IFEF gibi birçok ekipman yerli ve milli hale getirildi. Bu başarı, yerli alt yüklenicilerin projeye dahil edilmesi ve savunma ekosisteminin güçlendirilmesine olanak sağladı. Hürkuş ile başlayan bu gelişim halen kendini Hürjet ve Milli Muharip Uçak Kağı'nda gösteriyor. İmzalanan anlaşmaya göre Türk Hava Kuvvetleri eğitim amaçlı 55 adet yeni Hürkuş alacak. Uçakların 15'i 2025'te teslim edilecek. Kalan uçakların da teslimatı 2026 ve 2027'de tamamlanacak. Yani TUSAŞ 2026 ve 27 yıllarında yıllık 20'şer adet Hürkuş'u üretecek. Henüz silahlı model konusunda ise resmi bir sipariş bulunmuyor.